Arkadaşlar merhaba. Ben Üçte Hoca. 65 günde AYT Edebiyat Kampı'nda arkadaşlar 40. günü son verdik. Dün itibariyle Cuma itibariyle bugün Cumartesi biliyorsunuz. Perşembe ve Cuma'nın konularını içeren soru çözümü yapacağız. Sağlam bir soru çözümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu arada yazar eser uygulamanı da artırdık farkındasınız. Artık bol bol video ile karşınızda olmaya çalışacağız. Daha fazla video ile diyelim. E o zaman Hadi devam edelim, hadi devam edelim. Evet, milli mücadele yıllarında İstanbul'daki ahlaki bozuklukları işler. Tanıtılan eseri soruluyor bana, amman dikkat hocam. Hemen bakalım, kısaca tanıtılan eser. Sami Bey, Necdet ve Leyla Roma'nın ana kahramanlarıdır diyor. Sami Bey, Necdet ve Leyla'yı duyduğunuz zaman artık Roma'na yürümelisiniz. Bitti. Sami Bey'in kızı Leyla, Necdet'le nişanlı olmasına rağmen bir İngiliz subayına gönül verir. İşgalciler Anadolu'yu terk ettikten sonra Leyla, Necdet'e dönmek istese de artık Necdet Leyla'yı istemez. E, bu eser Sodom ve Gomorre. Hatırlayacaksınız 2024 tahminlerimizden bir tanesidir arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın Sodom ve Gomorre. Shortslarda fazlaca vurguladım bunu belki de son attığım bir iki çorsam bir tanesi de hatırlayacaksınız. Peki hadi ikinci sorumuza doğru ufak ufak ilerleyelim arkadaşlar. Ne diyor? Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmeli? E hadi bir bakalım hangisi gelecek? Mehmet Emin Yurdakul nokta nokta adlı şiirle tanınmıştır. Bu şiiri kahramanlığın Coşkunun, yüreklendirmenin yoğun olarak verildiği bir şiirdir diyor. Eyvallah. Biz Mehmet Emin Yurdakulu, Cenge Giderken adlı şiirle tanıyoruz arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordu'nun Destanı, Türkçe şiirlerse bilinmesi gereken diğer eserleri. Türk şairi, milli şair gibi yumanlara sahip olduğunda vurgulamadan edemeyeceğiz. E o zaman hadi devam edelim. Evet arkadaşlar geldik 3. sorumuzlar. Refik Halit Karay İstanbul 300 Adı romanın daha 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan bir olaydan bahsetmiş. Sürgün Adı romanında ise Anadolu köylüsünün milli mücadele tavrını anlatmış. Sürgün adlı eserde Beyrut'ta vesaire de. yani sürgünde olduğu dönemi anlatıyor. Sürgünde yaşadığı zorlukları mücadelesini anlatıyor aslında o dönemki. Anadolu köylüsünün milli mücadele tavrını anlatan eser Yaban adlı eserdir ki o da zaten Yakup Kadri'nindir. Burada hiç alakası olmayan bir bilgiye yer verilmiş. Bir diğer sorumuz saydı dikkat bakalım burada neler göreceğiz ne diyor. Aşağıdaki hangisi Halide edip adı var için söylenemez. Romanlarında idealize edilmiş kadın tiplerini ele alır. Çok doğru arkadaşlar. Kadın karakterler Halide Edip'te de çok sık yer aldığı gibi. Yani temel isimler, temel karakterler bunlar. Yani eserlerin esasını oluşturan karakterler onu da vurgulamak lazım. Eserlerinde realizmin izleri çok açık görülmektedir. Evet halde edip demek realizm demek o da tamam. Dili ilk dönem romanlarından sonra süslü bir hale gelmiş. Hayır arkadaşlar ilk dönem romanlarında böyle ağır birkaç kullanım belki göreceğiz. Sonrasında asla süslü bir kullanımı yok. Milli doğal olarak Ceyhan olacak. Milli mücadele sırasında onbaşı rütbesiyle görev yapmıştır. Evet eserlerinde olayları kahramanların ağzından anlatmaya dikkat etmiştir. Eyvallah bu da onun için önemli bir ölçüt. Geldik bir diğer sorumuza. Bu cümledeki numaralanmış ifade ifadelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Reşat Nuri Güntekin Diken dergisindeki Eski Ahbap adlı eseriyle edebiyata giriş yapar. Anadolu'nun birçok yerini gezmiş, eserlerinde bunları anlatmıştır. Mopasan tarzı öyküler yazmıştır. Realizm akımından etkilenmiştir. Yeşil Gece adlı eserinde de batıllaşan, yanlış batıllaşan bir tipe ele almıştır diyor. Hayır burada yanlış batıllaşma yok. Yeşil Gece'de Şahin Bey var arkadaşlar. Onun yaşam mücadelesi, onun durumlara karşı bakışı, onun hayatı anlatılıyor. Yani böyle... Belli bir eğitim almış sonra gelip işte o dönemki gerici anlayışı savunanlar vesaireyle mücadele etmiş bir yani Şahin Bey anlatılıyor burada eser. Yanlış batılaşma lafı falan alakası yok arkadaşlar. Doğru cevap kesinlikle 5 numara olacak. Şahin Bey Yeşil unutulmasın. Devam bir diğer sorumuza bakalım. Hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu için söylenemez? Bu genel özellik soruları çok iyidir. Tehlikelidir arkadaşlar. Bunu bilinçli olarak yapıyorum. Bilinçli olarak seçiyorum bunları. Çünkü Yakup Kadri ile ilgili 4 tane bilgiyi burada doğru kabul edebilmek ben bu adama hakimim demektir. Bu. Yoksa çok rahat yüzeysel birkaç soruyla, genel birkaç soruyla da daha eğlenceli bir soru çözümü yapabiliriz. Ama bütün mesele şu an arkadaşlar faydacılık. Yani sınav noktasında faydalı olabiliyor muyuz? Bütün mesele bu. O yüzden bu tarz sorulara lütfen dikkat edin. Bu soruları anlayarak geçtiğiniz zaman kolay kolay hata yapmazsınız. Yakup Kadri ile ilgili hangisi öğrenemez diyor. Fecati ile edebiyata girse de milli edebiyat takımını benimsemiş. Doğru arkadaşlar. Fecati beyannamesindeki önemli isimlerden. Romanlarında realizmin etkisiyle çok sağlam bir gözlem gücü var. Çok doğru. Eserlerinde toplum yapısının büyük bir bölümünü sırasıyla aktarıyor. Doğru arkadaşlar. Tanzimattan Cumhuriyete. Roman tekniği bakımından zayıf olsa da romanlara sevilmiştir diyor. Hayır roman tekniği bakımından zayıflık söz konusu değil arkadaşlar. Oldukça sağlam bir tekniği var. Ne Yunanilik akımının önemli temsilcilerindendir. Evet Yahya Kemal, Yakup Kadri önemli isimler var bu dönemde. Aman dikkat bu grupta. Peki gelelim bir başka romanımıza, bir başka sorumuza daha doğrusu. Bu parçadaki numaralı eserlerden hangisi hakkında yanlış bir bilgi verilmiştir diyor. Hemen bakalım. Nur Baba tekke ve zaviyelerin yozlaşmasını. Doğru. Yaban köylü aydın çatışmasını. Kurtuluş Savaşı sırasında verir. Doğru. Kiralık konakta bir kuşak çatışması ele alınır. Doğru. Hüküm gecesinde ise siyasi çekişmeler anlatılır. Çok doğru. Hep o şarkı ise Yakup Kadri'nin ilk romanları demiş. Aman dikkat arkadaşlar. Burada bir yanlış bilgimiz var. Yakup Kadri'nin ilk romanı Nur Babadır arkadaşlar. Aman dikkat. 1920'li yıllar 1922. E, gazetede, Akşam Gazetesi'nde tefrika ediliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Cepte kalsın ilk romanı olur. Bir öğrencinizin bir aydının gittiği köyde köylünün milli mücadeleye bakış açısını öğrenmesini istiyorsanız... ...ona aşağıdaki eserlerden hangisini önerirsiniz? Yani hangi roman bir köylünün milli mücadeleye bakışını... Hatta oradaki kişilerin bu aydını, köye giden aydını yaban olarak nitelendirmesini okumasını isterseniz yaban romanını ne yaparsınız? Önerirsiniz. Devam hocam. Erenlerin bağından, okunucundan Bu eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hadi bakalım isterseniz. Erenlerin bağından, okun ucundan. Romantizm akımının bir ürünü olmaları. Hayır. Yakup Kadri'ye ait realist. Roman türünde yazılmış olmaları. Hayır arkadaşlar. Mensur şiirler. Ağır dille yazılmış olmaları, hayır Yakup Kadri'ye ait mensur şiir türüne yazılmış olmaları, evet Milli Edebiyat Dönemi'nin ilk eserleri olmaları ile alakası da yok arkadaşlar süper gidiyoruz, harika gidiyoruz. Gün içerisinde bugün sizlere çılgın bir yazar eser hazırladım arkadaşlar, onu izleyeceksiniz, içiniz rahat olsun, akşam tam saat 17'de arkadaşlar. Evet saat tam 17'de karşınızda olacak. Çok güzel bir yazar eser hazırladım. Bakalım orada ne yapacaksınız. Tam 50 tane eser var. Evet yanlış duymadık. Tam 50. Bir iki gün önce attığım yazar eserde 30 tane yazar eser vardı. Şimdi 50'ye çıktı. Yavaş yavaş 80, 100, 150, 200'e kaptırıp gideceğiz. İçiniz rahat olsun. Birer ikişer gün arayla yazar eserleri sınav anına kadar sürdüreceğim inşallah bir aksilik olmazsa. İçiniz rahat olsun. Bugün şöyle güzel bir soru çözümü dinledik, izledik, soruları çözdük. Cebimize koyduk bilgileri, hazırlandık, hatırlamış olduk. Saat 17'de tekrar ediyorum. Yazın eserde görüşeceğiz. Bakalım neler olacak. E o zaman haydi. Kolay gelsin.